O da içeriye kapanalım derken dış atışlarda Karadağ'ın istediği pozisyonları bulmasına neden oldu. Kenan Spahi. Todorovic karşısına geldi Kenan'ın. Şimdi köşede Sinan. Faul aldı. Faul düdüğü geliyor. İkinci faulü Rice'ın. Sinan Güler serbest atış kullanacak. Ve baskımız geldi. Ranyesh. Tyrus Rice'dan önce Kenan Spahi. Tyrus Rice geri döndü. Oldu. 8 saniye. Evet, çıkamadılar. Bogdan Tanyevic çok kızgın. Özellikle Cunus'tan yardıma geldi. İyi savunma. Hiçbir şeye değmiyor. Çok iyi alanda Raptik. Yani Rice orada birebir oynayacak pozisyonu bulamadı. Geçmek istedi ama arka tarafın kalabalık olması da pozisyonu yarattırmadı. Bu arada Rice ile Tanyevic anlaşamıyorlar. Rice oyunu bıraktı. Tyrus Rice şimdi gitti. Hranyeş. 3 sayılık atış. Kaçıyor. Rebound. Topu çıkardı. Şimdi Tyrus Rice. 1-3 sayılık atış. Kaçtı. Ayak çizgide. Top yeniden Karadağ'da olacak. Bu arada Rice'la. Orada Nikola Ivanovic de araya girdi. Yani buradan Tanyaş ile Rice'ın arasındaki diyalog çok hoş bir diyalog değil. Yani Rice iyi bir sezon geçirmedi. Tanyaş'a da şu anda ciddi anlamda bir saygısızlık gösteriyor. Hiç hoş değil. Neyse Allah'tan Sinan pozisyonu takip etti. Bu arada Karadağ'ın konsantrasyonu son pozisyonla beraber aşağıya inmiş durumda. Şuralarda biraz akıllı olup ekstra pasları yaparsak Furkan arayışını ön plana taşıdı. Evet, Rice'ı yardımcı antrenörlerden biri geri getirdi içeriden. Melih Mahmutoğlu hatalı yürüme kararı geliyor. Rice sezonu da iyi geçirmedi. Barcelona'da büyük umutlarla düşünülmüştü. Ama şu anda